Merhaba, çok hızlı bir şekilde Chrome web tarayıcısının bir uzantısını kullanarak nasıl ekran görüntünüzü ve sesinizi aynı anda kaydedebileceğinizi göstereceğim. Şurada Chrome'un menüsünde, pardon bir saniye, şöyle zannedersem görebiliyorsunuz. Şurada Chrome'un menüsünde bir diğer araçlar daha fazla araç gibi bir seçenek var. More Tools seçeneği ve buradan uzantılara ulaşabiliyorsunuz. Şu anda bunlar benim Chrome tarayıcıma bağlı olarak kurulmuş olan bütün uzantılar. Bunlara yeni bir tane daha ekleyeceğim. Şuradaki Extensions menüsünün altında Chrome Web mağazasını açabileceğiniz bir yer var. Ve burada kullanacağımız uzantının adı Rec. High quality video something something böyle giden bir uzun ismi var. High quality screen video recorder. Evet. Bunu Chrome'a ekleyelim. Evet, bu uygulama ve ziyaret ettiğimiz web sitelerindeki verileri okuyabiliyor ve değiştirebiliyor diyor. Değiştiremiyor ama okuyabilir. Ve bize bir takım mesajlar gönderecek. Buna izin verir misiniz? İzin vermek durumundayız çünkü ekranımızı kaydettiğimizde zaten kişisel verilerimizi kaydediyor olacağız. Uygulama kaydediyor ama bunları bir yere gönderemiyor. Sizin bilgisayarınızda tutuyor. Burada gördüğünüz diğer uygulamalar ya da daha fazla uygulamaya basarsanız buna benzer pek çok uygulama göreceksiniz. Video kaydetmek yok. Yanlış yazmışım onun için. Diğer uygulamalar yok. Evet, mesela bu Nimbus ya da Loom. Bunlar da iyi uygulamalar ama bunların bazı kısıtlamaları var. Nimbus'un bir süre kısıtlaması var. Loom sizin bilgisayarınıza kaydetmiyor videoları. Cloud tabanlı bir servise kaydediyor ve bunun için internet bağlantısına ihtiyacınız oluyor. Bu noktada Rec basit ve iyi bir araç. Uygulamayı eklediğimizde, extension'ı eklediğimizde şu sağ üst köşeye geldi. Ve bu düğmeye bastığımızda bizden bir giriş yapmamızı istiyor. Aslında Facebook ya da login ile giriş yapabiliyoruz. Aslında bu çok gerekli olmamakla beraber uygulamanın geliştiricileri bizim kimlik bilgilerimizi ve uygulamaların kimin kullandığını bilmek istemişler. Servis koşullarına şöyle bir göz attım daha önceden. Üçüncü partiyle kişilerle paylaşmayacaklarını garanti ediyorlar. Ve Google hesabımı kullanarak bu uygulamaya bir giriş yapıyorum. Bunu yaptığımda karşıma şöyle bir menü geliyor. Kaydedebileceğim şeyler, sound ile kastettiği şey bilgisayarınızdan gelen ses, voice, mikrofon sesiniz. Ayrıca web kameranızı da kaydedebiliyorsunuz. Fakat bu sadece tek bir tarayıcı penceresinde kayıt yaptığınızda işe yarıyor. Yani masa üstünüzü vesaire kaydederken aynı zamanda kamera görüntüsüne sahip olabiliyorsunuz. Bunun için biraz daha karmaşık uygulamalar gerekli. Hemen ilk kaydımızı yapmaya başlayalım. Ekranımı kaydetmek komutunu veriyorum ve karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Sesi de paylaş dediğiniz zaman uygulamanın sesini de paylaşacak bütün ekranın. Tek bir uygulama ekranını ya da bir Chrome sekmesini kaydedebilirsiniz. Hop, kaçırdım. Bu değil. Bununla bir işimiz yok. Şuraya tekrar gelip tekrar ekranı kaydet diyorum. Tüm ekranı kaydet, sesi de paylaş dediğim zaman şu anda bütün ekranım kaydediyor. Aşağıda bir mesaj var. Bu da kayıda giriyor. Onun için bunu gizlerseniz kayıttan çıkmış olacak. Gördüğünüz gibi 6 saniye, 7 saniye şeklinde kaydımız akmaya devam etmekte. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Başka bir YouTube penceresi, YouTube'un açık olduğu başka bir sekmeye gidip aynı anda benim de sesimi kaydediyor olması gerekir. Evet. Ya da masa üstüne gidebilirsiniz. Masa üstünüzdeki herhangi bir şeyi gösterebilirsiniz. Ya da başka bir uygulamayı açıp masa üstünüzde bu uygulamanın görüntüsünü kaydedebilirsiniz. Gibi özellikleri var. Ya da işlevleri var. Ekran kaydının. Şimdi bu kaydı durduracağım.
Tekrar butona tıkladığınızda tarayıcı üzerindeki kayıt duruyor ve hemen size bir video dosyası indirdi. Bunu klasörde göster dediğimiz zaman Downloads klasörüne gelecek. İndirdi derken aslında bu video dosyası sizin bilgisayarınızdaki localhost üzerindeydi. Localhost'tan Downloads klasörüne transfer edildi diyelim. Başka bir yere, başka bir web sitesine, sizin eviniz dışındaki web sunucusuna gitmedi. Yani internet bağlantısı olmadan da bunu kullanabiliyorsunuz. Kaydettiğimiz videoyu açacak olursak... Biraz ileri alalım. Buraları izlemiştik. Evet, videoyu baştan seyretmiş oldum. Aynı videonun tekrarını izlemiş oldunuz. Bunun kullanımı bu şekilde, en basit şekilde böyle kullanabilirsiniz. Tabii başka kullanım biçimleri de olabilir. Şimdi bu kamera seçeneğini de ekleyeceğim ve yine ekranı kaydet diyeceğim. Fakat bu sefer Chrome sekmesini kaydet, şu sekmeyi kaydet diyeceğim. Geriye doğru sayıyor. Az önce de sayıyordu, onu göstermeyi unuttum. Ve ekranı kaydediyor. Fakat web kamerası görüntüsünü veremedi. Şu anda masa üstüne geçiş yapsam dahi tekrar geri döneyim ve kaydı durdurayım. Yeni bir video dosyası indirdi. Masa üstüne geçiş yapsam dahi Downloads klasörüne tekrar gideyim. Bu yeni kaydımız. Masa üstümü göstermeyecek. Şu anda masa üstüne geçiş yapsam dahi gördüğünüz gibi masa üstüne geçiş gördüğünüz gibi pardon masa üstüne geçiş yaptığım noktada masa üstü görüntüsünü göstermedi. Sizin seçmiş olduğunuz tarayıcı penceresinde kaldı. Aynı şekilde şunu da yapabilirsiniz. Bir uygulamanız var. Diyelim ki tekrar Mendeley'i bir açalım. Ve tam ekran yapayım izninizle. Evet. Şimdi tekrar dönüyorum ve bu extension'ı açıyorum. Tekrar kaydet diyorum. Uygulama penceresinden Mendeley desktop'ı seçiyorum. Ve paylaşmaya başlıyorum. Şu anda da sadece Mendeley desktop'ı kaydediyor. Başka bir şeyi kaydetmiyor. Bunu nereden anlayacağız? Tarayıcı penceresine geçeyim. Mendeley desktop'ı küçülteyim. Hatta şu daha önceki videoyu açayım. Kapatayım. Web Store'a geri dönüp kaydı durduruyorum. Sorry, Web Store dedim ama anladınız siz, web tarayıcısına geri dönüp. Evet, yeni bir dosyamız daha var. Demiştim değil mi? Fakat fark ettiyseniz bu geçişleri yaptığınız esnada kaydettiğiniz uygulamadan başka bir uygulama penceresine geçtiğiniz esnada ekranda kısa bir kararma oluyor. Umarım işinize yarayacaktır bu uygulama. Çok hızlı bir şekilde bir takım içerikler üretip örneğin bir PowerPoint sunumu üzerinde de ekranınızda kaydedip sesinizi aynı anda kaydedip bir YouTube videosu yaratabilirsiniz. Görüşmek dileği ile.